Taşımacılıktan sonra ticarete geçiyoruz. Memleketi kurtarmaya devam. Hayırdır bugün sırf ekonomi. Sırf ekonomi gerçekten de. Güzel güzel ben seviyorum. Beşeri coğrafyanın, ekonomik coğrafyanın güzel tarafıdır bu. Türkiye'de ticaret. Ticaret nedir? Al sat. Bu kalemi 3 liraya alırım sana 6 liraya satarım. Almam ki dışarıda 2 lira. Satarım ki. Hiç. Sevgili hocam Türkiye'de iş ticaretinin neden geliştiğini soruyoruz. İş ticaret nedir? İş ticaret abi Konya'nın Rize'ye tahıl satmasıdır. Rize'nin Ankara'ya, Konya'ya çay satmasıdır. Öyleyse gelin bir sıralayalım. Sanayinin bölgelere göre dağılımdaki dengesizliğin iş ticaretin potansiyelinde nasıl bir etkisi olur? Marmara bölgesinin sanayisi gelişmiş, Doğu Anadolu'nun sanayisi gelişmemişse. Marmara Doğu Anadolu bölgesi Marmara'dan ürün almasın mı? Alır. Ticareti geliştiriyoruz. Marmara'da Doğu Anadolu'dan süt alır, peynir aynen alır. Öyle. Aynen öyle. Bölgelere göre Rize'den çay alırlar. Tabii. Bölgelere göre üretilen tarım ürünlerinin farklı olması. Şimdi ne yapıyorsun sen? Güneydoğu Anadolu bölgesi kalkıyor Karadeniz'e mercimek satıyor. Karadeniz'de ona mısır satıyor. Yetişmeyenini satıyorlar. Bununla ilgili çok güzel soru çıkıyor hocam. Diyor ki aşağıdaki bölgelerden hangisi arasında tarıma dayalı iç ticaretin geliştiği söylenemez. Aynı iklim bölgesine bakın. Mesela İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok ciddi bir tarımsal alışveriş yoktur. 3 aşağı 5 yukarı aynı iklimi yaşıyor. Ya da Akdeniz'e Ege arasında. Aynen aynen. Aynı iklimi yaşıyor. Farklı iklimi yaşamalılar diye bir tik atalım. Ulaşım imkanlarının gelişmesi var. Ucuza mal satıyorsunuz. Ucuza mal satınca satış artıyor. Ucuza mal taşıyorsunuz pardon. Nüfusun bölgelere göre dağılımının belirgin farklılıklar göstermesi. Ya Allah aşkına vural hocam. Marmara bölgesinde hiç mi tarım yapılmıyor abi? Yapılıyor. Mesela benim bildiğim... Bilinç. Yıldız Dağları çevresinde sevgili hocam süt ürünleri var. Edirne çevresinde pirinç yetişiyor. Güney Marmara, Balıkesir'de, Bursa'da pamuk var, şeftali var, bir sürü sebze ve meyve var. Ama nüfus kalabalık. 20 milyonmuş İstanbul'da. Bu nedenle ne yapıyor? Mecbur dışarıdan tarım ürünü alıyor. Ürünlerin gelişen iletişim sayesinde geniş kitlere tanıtılması. Ben her zaman şu örneği veriyorum. Şimdi artık internetten alışveriş o kadar kolay hale geldi ki hocam. Mesela şey yapabiliyorsunuz. Eve ben tereyağı alacak olduğum zaman İstanbul'dan almıyorum. İnternete giriyorum. Marka vermeyeyim ama ilçesini söyleyeyim. Trabzon Vakfı Kebir'e sitesine giriyorum. Oradan istiyorum ne varsa. Samimi söylüyorum İstanbul'dan ucuza geliyor. Adam reklamını, tanıtımını yapmış. Ben de bundan yararlanıyorum. Niye? Ulaşım bedeli de çok düşük hocam. Soğuk zinciri bozmadan gayet kaliteli ürün yolluyor. Dış ticaretten bahsediyor. Ülkeler arasında gerçekleşen dış ticaret üzerinde ulaşım imkanları etkili midir? Kardeşim şu kalemi yurt dışından getiriyorsun. Bu kalemi yurt dışından getirirken maliyetinin 6 katı ulaşım koy bakayım satabilecek misin? Deniz yolu taşımacılığı en ucuz taşımacılıktır. Maliyeti düşürür. Ülkenin nüfus miktarı etkili midir? Evet. Nüfusunuz kalabalıksa, alım gücünüz de biraz yüksekse siz iyi bir pazarsınız. Türkiye iyi bir pazar. Çünkü nüfusu kalabalık, talep fazla, alım gücü biraz yüksek. Ülkeler arası ödemelerde ticaret etkili midir? Etkilidir. Türkiye ne yazık ki borçlu bir ülkedir. Dış ticaret açığı verir. Tarihi boyunca bir tek 1940'ta mı ne? Adnan Menderes hükümeti zamanında sevgili hocam bir kere kar etmiş dış ticarette. Sürekli dış ticaret açığı var. Ama çok net söyleyeyim dünyada dış ticaret açığı vermeyen ülke çok az. Belki de yok. Verirsin bir miktar açık. Türkiye'de öyle bir ülke. Almanya diyelim mesela adama sallıyorum 10 milyar dolar borcum var. Adam diyor ki 7 milyar dolarını nakit öde 3 milyar dolarını. Süt sat, tavuk sat, bal sat, sebze ve meyve sat. Dolayısıyla onu o şekilde kapatıyoruz. Gümrük vergisi ne kadar ucuzlarsa satışınız o kadar artar. Yerli üretimde ürünün kalitesi ve miktarı. Senin yaşın benimle 3 aşağı 5 yukarı aynı. Belki benden 1-2 yaş büyüksündür. Kesin. Kesin. Sevgili hocam... 80 öncesinde mesela jilet alırsınız kesmez. 80 öncesinde tıraş mı oluyordun sen? Bir ben de değil ya babama hatırlıyorum. Tabii tabii tabii. Heh, devam et. Hiç iyi yerden girdin. Pil alırsınız şu an üretilmiyor diye markasını söyleyeceğim. Kiwi marka piller vardı. O 9 volt kare pil. 5-6 tane alırsın bir tanesi çalışır. Hatta şu Şener Şen'in bir filmi vardır. Orada yine üretilmediği için markayı söyleyeyim. Cibi cibi cins işte Nadia Comaneci Rumeni diye sıralar ya
orada buna atıfta bulunur. Hı hı. Ne zaman ki Türkiye yavaş yavaş dünyaya açılmaya başladı, Türk ürünleri gerçekten çok kaliteli bir hal almaya başladı. Türkiye'nin ihracatı arttı. Aynı şey şu anda Çin'de de geçerli. İlk Çin ürünleri gerçekten çok kalitesizdi. Elimizde kalırdı ama şimdi giderek yükseltmeye başladı. Vallahi ben çok net bir şey söyleyeyim. Kaç paraya ürün aldığına bağlı. Çin'in çok kaliteli ürünleri var. Acayip kaliteli ürünleri var. Avrupa'ya yarışacak ve geçecek ürünleri var. Ama adamların Türkiye'ye girişi ne alırsan 1 lirayla. Değil mi? 1 liralık ürün de ona göre. İhracat bir ülkenin başka bir ülkeye ürün satması, ithalat ülkenin yurt dışından ürün alması. Türkiye'nin dış ticaretine ilişkin bazı özelliklerden bahsedelim. Dış ticaret hacmi Türkiye'nin giderek artıyor. 2012 verileriyle 390 milyar dolar. Dış ticaret hacmi ne demek? Alsat toplam herhalde. Şunu bir alabilir miyim? Arkasını ya da ön şeyi kullanacağım. Şuraya yazı yazacağım. Bunları karalama olarak kullanabiliyoruz değil mi? Hocam bak şöyle bir sütun yapalım. Şurası ithalat. Şurası ihracat. İthalat ihracattan fazla. Mealen yurt dışından daha fazla ürün alıyorsun. Yurt dışına daha az ürün satıyorsun. Şu aradaki farka dış ticaret açığı deniyor. Tam tersine şöyle bir durum peyda olursa, şurası ihracat, şurası ithalat. Yani yurt dışından az ürün alıyorsun, daha fazla ürün satıyorsun. Şuna dış ticaret fazlası deniyor. Bu iyi bir şey. Her iki durumda da hocam, ithalat artı ihracat dış ticaret hacmidir. Ya hangisi hangisinden az ya da fazla olsun önemli değil. Türkiye'nin 2012 verileriyle 390 milyar dolarlık dış ticaret hacmi vardır. Türkiye'nin ihracat gelirleri giderek artmaktadır. Çünkü artık ham madde değil. Az da olsa sanayi ürünü satıyorsun. İhracatta en fazla pay Almanya, sonra Irak'a aittir. Tabii Almanya Türkiye'nin çok sağlam müşterisidir ya. Kendi Türklerden dolayı mı bu? Türklerden dolayı. Biraz da geçmişte de bunlarla yakınlığımız vardır bizim. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları zamanında. Özellikle Birinci Dünya Savaşları. Peki Irak? Irak yeniden yapılanan bir ülke hocam. Burnumuzun dibi. Dolayısıyla tabii ki satış çok fazla olacak. Aynı zamanda oraya transit ticaret de çok fazla. Türkiye'de transit ticaret geliri en yüksek olan sınır kapısı Habur. Sevgili hocam bakın. Sanayi ürünlerinden sağlanan gelir ihracat içinde en fazla paya sahip. %93. Yani Türkiye satarak en fazla parayı sanayi ürünlerinden kazanıyor. Ama bu iyi bir şey mi? İyi bir şey. Sanayi ürünü satmak iyi bir şey. Ama bizim ham madde satmak kötü. Ham madde satmak çünkü abi şimdi işlenecek sana Japonya, daha pahalı. Japonya dünyaya araba satıyor kötü mü ediyor? O da sanayi ürünü. Hayır. Yani biz doğal kaynak olarak demiyorum da gıda satmıyor muyuz dışarıya? Satamıyor. Evet. Ya da satıyoruz. Enerji satamıyor muyuz? Enerji satamazsın hocam. Türkiye enerjiyi alan bir ülke. Dışarıdan aldığımızı evet. Biliyorum bazı kalemlerde ama bazı kalemlerde satabileceğimiz herhangi bir durum yok. En azından kömürü satıyoruzdur be. Onu kurtaralım bari. Yok. O da mı yok? Taş kömürünü Çin'den ve şeyden alıyoruz hocam. Cezayir'den. Tamam devam et Serkan. Bir sevindiremedim. Hadi. Olmuyor ne yapayım? Olmuyor. Olacak inşallah. Biz göreceğiz bunu. Türkiye sanayi ürünlerinden çok fazla para kazanıyor. Her 100 liranın 93 lirası. Daha sonra tarım ve hayvancılıktan Türkiye en az parayı maden satışından kazanıyor. Fakat bu da bir iki sınav arka arkaya geliyor. Deneme sınavlarında görüyorum. Bir de yazılılarda gördüm. Sevgili hocam bakın. Türkiye yurt dışına satışta en az parayı madenden kazanır ama madenler içerisinde en fazla parayı kömürden, mermerden kazanır. Mermerden. Doğru. Değerli taş diye geçer. Mermer, oltu taşı ve lüle taşı, değerli taş. Türkiye'de madencilikte en fazla para kazanmaktır. Peki bunları maden satmayışımızın sebebi bunları kendimiz işlememiz mi? Yok. Maden satıyoruz. Çıkartılan bütün madenler satılıyor. Fakat sanayi ürünü ve tarım ürününün getirisi bunlardan daha yüksek. Anladım. En çok ithalat yapan ilk üç ilimiz İstanbul, Ankara ve Kocaeli. Ne büyük tesadüf. İstanbul en gelişmiş sanayi ürünü ithalat limanı. En çok ihracat yapan ilk üç ilimiz İstanbul, Bursa, İzmir. Ne tesadüf. İzmir en gelişmiş İhracat limanı. İthalat giderlerinin artması dış ticaret açığının büyümesine neden oluyor. İthalatta en fazla pay Çin'e bu sene değişti biliyor musun? Geçen sene ithalatta en fazla pay Rusya'ydı. Niye? Doğalgaz ve petrol.
Petrolü tabii ki Rusya'dan almıyoruz. Fakat TÜİK 2015 verilerine göre Türkiye'nin en fazla alım yaptığı ülke şu an Çin. Ondan sonra Almanya, ondan sonra Rusya diye gidiyor. Bu sınavda öğrencimizin karşısına Almanya diye gelmek zorunda değil. AB üyesi ülkeler diye de gelebilir. Hı hı. Almanya kim üye? AB. AB'ye, Avrupa Birliği üye. Yanılmamak lazım. İthalat giderlerinin büyük bir bölümü sanayi ürünü. Türkiye hem sanayi ürünü satıyor hem sanayi ürünü alıyor. İthal edilen kalemler içerisinde sanayi ürünleri bir, madenler iki, tarım ürünleri en son sırada. İthalat ve ihracat ne alıp ne satıyoruz da bakalım istiyorum. Türkiye yurt dışından ne alır? Petrol ve doğalgaz. Ders bitmiştir, gidebiliriz. Çoğunluğu bunlar. Tabii bitti. O kadar fazla petrol ve doğalgaz alıyorsun ki iki yakan bir araya gelmiyor. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı benim yıllardır söylediğim şey. Abi bizim sattığımız ürünle aldığımız ürünün birim fiyatı arasında uçurum var. Türkiye yurt dışından F-16 alıyor, domates satıyor. Ya vallahi ya. Yüreğim şişiyor. Yani Türkiye otomotiv satar. Ne otomotiv satması? Üretmiyorsun ki, montaj yapıyorsun. Niye? Sende işçilik ucuz. Avrupa sana malzemeyi yolluyor. Sen kaynaklıyorsun. Vid alıyorsun, yolluyorsun. Niye? İşçiliğin ucuz. Türkiye herhangi bir otomobil üretmiyor. Türk otomobili yok. İnşallah olacak. Hani çalışmaları tamamlandı, prototipi yapıldı. İnşallah olacak. Petrol aldın mı? Doğalgaz aldın mı? Taş kömürünü, fosfatı aldın mı? Fosfatı ne yapıyorsun? Şunu yapıyorsun hocam fosfatla. Gübre. Gübre yapıyorsun, boya yapıyorsun. Tıbbi cihaz alıyorsun yurt dışından. Görüntüleme cihazları, röntgen aletleri, ameliyat ekipmanları. Elektrik ve elektronik alet alıyorsun, cep telefonları. Kara taşıtları alıyorsun, bildiğin otomobil. Marka vermeyeyim bile. Madeni yağ alıyorsun. İlaç alıyorsun yurt dışından, İsviçre'den. Kağıt alıyorsun yurt dışından, Almanya ve İsviçre'den. Silah alıyorsun çoğu hibe Almanya ve şeyden, Amerika'dan. Optik araçlar alıyorsun İsviçre'den. Çoğu hibe derken ne demek senin? Ya mesela çok detaya girmek istemedim, sıkmayayım diye. Adam kalkıyor 1958'de bir gemi yapıyor. Sallıyorum USS Dakota. Tamamen sallamasyon bir isim. Adam bunu 50 sene kullanıyor. 2008'de kalkıyor, bize bağışlıyor. Üstünü boyuyoruz. Piri Reis. Şimdi bak ne oluyor. Bizim Piri Reis 50 senelik gemi. Adam bunu Amerika bize vermeyip kapkaçak yapsa para kazanamayacak. Türkiye'ye bu gemi satıyor. Daha sonra yedek parçasını satıyor hocam. Ya her türlü kar. Ölçü araçları. Mesela tohum. İsrail. Tabii iş makineleri. Şu liftler falan var ya bunlar. Ve Türkiye yurt dışından tarım ürünü alıyor. Muz. Niye yerli muz yemiyorsunuz? Çok küçük, çok kokuyor. Ya şimdi bu video dersi olmayacak. Ben burada bir şey söyleyeceğim de. Şimdi keserler bunu. Tamam. Ya arkadaş, yerli üretim var, yerli üretim. Silifke'nin, Anamur'un mis gibi muzu var, onu ye. Pirinç çok fazla alıyoruz. Kahve, kauçuk. Kabul ediyorum. Türkiye kahveyi hem alıyor hem satıyor, biliyor musun? Çekirdek kahveyi alıyor. Öğütülmüş kahveyi satıyor, aklınızda bulunsun. Kauçuk, hadi otomobil lastiği falan yapıyorsun. Avokado ve kivi. Ya, avokado yemeden evden çıktığım güne lanet olsun. Yaşanmamışsın. Yemin ediyorum hayatım boyunca avokado görmedim. Hem vallahi görmüşsündür de yememişsin. Hocam yemin ediyorum görmedim ya. Hiç avokado görmedim, hiç de merak etmedim, söylemeyi de beceremiyorum. Ama Türkiye'de yetişen, çok yetişen bir ürün değil ki. Bilmiyorum, Türkiye'de yetişmiyor ki. Yurt dışına alıyorsun. Bak ithal ürünü. Şey ürün değil mi bu? Tropikal bir ürün. Onu söyleyeceğim. Ne olduğunu biliyorum. Armuta benziyormuş. İçine üstüne bal mal falan döküyorlarmış. Yok yani yurt dışına alıyormuş. O tarz yiyecekler bizim ağız tadımıza çok uygun değil. Bilmiyorum. Çünkü çok şekerli. Mesela kivi. Yüreğim şişiyor ya. Burnunun dibinde. Yalova'da yetiştiriyorsun. Kivi var ama Türkiye'de. Tabii Yalova'da yetiştiriyorsun. Rize'de çay tarlalarında yetişiyorsun. Hatta bu öyle arsızdır ki brandaların üzerine serersin, kendi kendine yetişir. Alma abi bunları yurt dışından. Dış ticaret açığın artmasın. Ve fabrika kurma ekipmanları. Nedir fabrika kurma ekipmanı? Her şeyi gelip kuruyor ve gidiyor. Türkiye yurt dışına ne satar? Ulaşım araçları satar. Alıyoruz parçaları. Bursa'da, İzmir'de, İzmit'te, Adapazarı'nda montajını yapar, satar. Düzce. En büyük parayı da bundan kazanır. Demir çelik ürünleri, heveslenme, masa, sandalye ve inşaat demiri, otomobil değil.
Mobilya satar Türkiye yurt dışına. Hı hı. Cam satar, seramik satar, çimento satar ve her 3 saniyede bir tane gitti buzdolabı. Marka vermeyeceğim. Beyaz eşya. Beyaz eşya satar. Hı hı. Ya biz niye marka vermiyoruz bunda? Yani bu esasında dersin konusu. Beyaz eşya yani. Allah Allah. İyi tamam. Ama hangisi diye de insanın aklına geliyor. Şimdi bu videolar belli başlı yerlere gittiğinde izliyorlar. Ve bu tür şeyler geçtiğinde bize uyarıda bulunuyorlar. Anladım hocam. O zaman marka vermiyorum ama tabii ki tecrübe konforu yaratır hocam. Dokuma ve tekstil ürünleri var hocam. Hı hı. Türkiye bundan çok iyi para kazanıyor. Bitkisel yağ ve unlu mamuller var. Mesela Türkiye yurt dışına bitkisel yağ ve unlu mamul satarak Avrupalı kadınları tombik hale getirmeye çalışıyor. Ama yemiyorlar. Biz boğazımızı tutamıyoruz. Allah aşkına bak hepsini yurt dışına satıyoruz. İncir, üzüm, her şey. Zeytin, kayısı, tütün. Türkiye bugün dünyaya incir satmasa... Oha canlı hayvan mı? He. Ne satıyorsun canlı hayvan? Koyun, tavuk. Ama bizde yeteri kadar yok mesela. Yok bizde yurt dışına alıyoruz. Küçük baş hayvan var, büyük baş hayvan. Hayvanları dolaştırıyoruz mu böyle? Kesinlikle. Ha. Hocam Türkiye'nin dünyaya incir, üzüm, fındık, turunçgil satmadığını düşünsene. Ama bunlar bizim için büyük kalemler. Hepsi büyük kalemler valla. Sıkıntı satmamız o. Sıkıntı o. Petrol alıp bunu satıyoruz. Ve fındık Türkiye dünyada üretilen kaç yer var ki? Birkaç ülke var. İtalya var, Türkiye var. Ama sen dünyaya bugün fındık satmasan da emin ol insanlar böyle yaşayabilir. Evet çünkü fındığı bilmiyorlar zaten. Yani. Arkadaşım misafirliğe gelmiş. Çekirdek verdim bakıyor böyle. Anlamaz ki. Yememiş. Anlamaz ki. Fındığı onlar yer neyin içerisinde? Eyvah çıkıyoruz tam. Kakaolu tamam. Kındı fındık. Fındık kreması diyeceğim. Fındık kreması. Fındık kremasında yiyorlar. Bor satıyoruz dünyaya. Krom, tuz, kurşun, çinko, felspat, mermer, manganez, götaşı. Neyi satıyoruz? Bor. Felspat ne? Felspat şu işte hocam. Porselen tarzı mı? Tabii. Çamur. Artvin Borçka ile Muğla'da çıkan kaliteli beyaz bir çamur. Kil. Lüle taşı satıyoruz. Cive ve bakır satıyoruz. Ama burada en fazla satış nerede? Mermer ve kıymetli taştan. Hocam bakın serbest bölge mantığı var. Vergi ve ticari pardon. Şöyle tarif edeyim size. Bazen devlet siz ticaretinizi yapın. Ticaret biraz gelişsin diye vergiden muaf alanlar icat eder. Hı hı. Vergi almaz veya komik bir vergi alır. O bölgeye teşvik yapmak için. Evet teşvik yapmak için. Buna serbest ticaret bölgesi denir. Öğrencilerimiz okuyabilir. Buradakilerin hepsinde serbest ticaret bölgesi var. Benim araştırmama göre ben iki yerde göremedim. Nedenini bilmiyorum. Sormayın. Bir Ankara'da yok bir de Artvin'de yok. Serbest ticaret bölgesi. Orada ticaret yaptırmak istemiyorlardır. Yok bence başka bir mantık vardır. Ya da yeteri kadar yapılıyordur diyeceğim de. Mesela İstanbul'da var Atatürk Havalimanı'nda duty free var. Hı hı. Serbest bölge. Parfüm alıyorsun, içki alıyorsun. Vergiyi ödemeden daha düşük fiyatları alabiliyorsun. Dedikten yani sonra... Şehrin tamamında geçerli değil. Hayır, belki. Hayır. Mesela İstanbul'da neresi var hocam? Tuzla var. Hı-hı. Serbest bölge. Transit ticaretten bahsetmiş sevgili hocam. Transit ticareti esas anlattık biraz önce. İran'la yani. Rusya arasındaki transit ticaret bölgesi. Hı-hı. Sizinle ticaret yapmıyorlar. Ülkenizi yol olarak kullanıp vergisini, parasını ödüyorlar. Türkiye 3 kıtanın birleşme noktasında bulunduğundan transit ticareti gelişiyor. Burada İran Karadeniz ülkelerine mal satabilmek amacıyla Trabzon limanını kullanıyor. Sınır kapısı ile Trabzon arasındaki bu yola İran transit ticaret yolu deniyor. Şunu bilmekte fayda var. Transit ticarette en fazla Habur. Tabii yeniden yapılanan bir yer. Ondan sonra Kapıkule. Bulgaristan. Bulgaristan, ondan sonra İran hocam. Gürbulak diyelim ve bitirelim.